Herkese selamlar dostlar. 25 Kasım 2021 UEFA Avrupa maçlarıyla hepinize selamlar. Toplamda 10 tane mücadele aldım. Bu 10 mücadelenin yarısı şöyle maçlar genellikle. Gözden uzak maçları seçmeye çalıştım. Biraz Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde. Mesela kimleri almadım? Lyon'u almadım. Monaco maçını almadım. Leicester City mücadelesini almadım. Bazı büyük maçlar Level Kuzen, Real Betis, Genk, West Ham gibi bazı büyük takımların maçlarını almadım burada. Genellikle küçük takımları aldım. Daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Mesela PAOK, Bratislava gibi mücadeleyi seçtim. Kopenhag'ın mücadelesini aldım, Midland'ı aldım. Biraz daha böyle gözden uzak maçları aldım ki gelme olasılığı biraz daha yüksek olsun. Diğer maçlar çünkü patlamaya biraz müsait oluyor. Çok fazla yüklenme olduğundan dolayı. Ondan önce Şampiyon Ligi'nin ilk gününde sizlere bir kupon vermemiştim. 5 tane maç anlatmıştım. 5'te 3 oldu. Zaten Barcelona maçı mücadelesi patlamıştı. Ekranda gördüğünüz bir tane ideal kombine çıkarmıştım. Yani benim en ideal kombinim buydu yarın. E, dün için açıkçası. Atalanta mücadelesine üst vermiştim. Zaten ilk yarıdan mı geldi? İkinci yarının başında geldi. Onun dışında Chelsea'ye de ben güveniyordum. Ki sizlere de verdim burada. Ama ben bu kadar farklı galip geleceğini düşünmüyordum. 2-1 veya 1-0 gibi skorlarla galip gelmesini bekliyordum. Burada da Chelsea de kazandı. Ana Telegram grubumuza verdiğimiz günün en ideal kombini ana kupon niteliğinde kazandı. Bakalım bugün ne olacak arkadaşlar. Ee, onun dışında NBA'de biraz şanssızlığımız vardı. Dün NBA kuponumuz da başarılı oldu. Katıl Telegram grubumuzun ilk NBA kuponu oldu. Ee, her ay bir yeniliyoruz. Yenilemeyi biraz erken yaptık. Onun dışında dediğim gibi Lakers mücadelesine 9 fark yemez dedik 6 fark da kaldı. Başarılı oldu ideal orandan. Portland mücadelesine de zaten 4 farklı kazanır dedik. 19 farklı kazandı. İlk NBA kuponumuzu açılışı olarak güzel yaptık. Onun dışında Euroleague kuponları gelecek yarın. Onunla birlikte ilerleyeceğiz bakalım. Şimdi ilk mücadelemiz Galatasaray mücadelesi. Direkt başlayalım. Yani bu maç ciddi anlamda çok zor bir mücadele. Hem tahmin açısından hem de e, yani iddia açısından ciddi anlamda çok zor bir maç. Hem takımlarımız için gerçekten zor maç. Özellikle ben Galatasaray'ın lider olarak çıkmasını çok istiyorum buradan. Avrupa'da artık ülke puanımız yerlerde. Çoğu takım bizi geçmeye başladı. Çoğu ülke bizi geçmeye başladı. Bu şekilde liderlik olsun. Fenerbahçe olsun. Güzel puanlar toplamamız lazım ki bu sezonda iyi gidiyoruz açıkçası. Galatasaray şu an liderli. En kötü buradan maçtan yenilmemesini temenni ediyorum. Kendi sahamızda oynayacağız zaten Türkiye'de. Yani ama gerçekten çok zor bir mücadele. Şunu söyleyeyim. Eee... Ben bir beraberlik bekliyorum açıkçası. Yani çok zor bir maç. Sizlerin de tahmin ve görüşlerinizi yoruma bekliyorum. Özellikle Galatasaray maçı ne olur bakın. Sadece merak ettim. En zor mücadele bence bu mücadele. Ben çok fazla gol de beklemiyorum. 1-1 gibi bir skorla bitebilir diye düşünüyorum burada. Hem Galatasaray takımı atar hem Marsilya takımı atar. Marsilya'yı burada favori göstermişler. Marsilya'da eksik olarak baktığımız zaman da Dimitri Payet olmayacak. Ki bence çok önemli bir eksiklik. Bizde de çok fazla önemli bir eksiklik yok. Devam eden sakatlıklar bu ay olsun, Arda olsun, Omar olsun. Bu sakatlıklar devam ediyor. Şöyle bir tercih yapacağım. Normalde maçları kısır bitiyor. İlk mücadele 0-0 bitmişti. Bu mücadele de bence alt bitebilir. Ama ben dediğim gibi 2 gol gelmesini bekliyorum. Ben buradan 2-3 gol tercihini biraz daha yüksek orandan önereceğim. Fakat şöyle bir öneri yapayım isterseniz. İdealden en ideal ne alabiliriz diye. Bu maçın ilk yarısında 2 gol gelmez arkadaşlar. İlk kere 1.5 alt bence en idealidir ki oran çok düşük. Oran açmamışlar. Ben 2.5 altı da gitmek istemedim. Ben burada biraz daha yüksek oran tercihine önereceğim sizlere. 2-3 gol tercihi bence yüksek orandan denenebilir bir tercih olarak görüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Midland'la Braga mücadelesi. Bu maç çok güzel maçlardan bir tanesi olacaktır çünkü gruba baktığımız zaman da ortalık biraz kızıştı. Midland bu maçı aldığı takdirde ile yükselme şansı var. Kızıl Yıldız'ın mücadelesi var. Kendi evinde bırakacağını düşünmüyorum ben Midland takımının. Oynadığı Avrupa maçlarına baktığımız zaman da şöyle göstereyim. Son maçında Kızıl Yıldız'ı de yendi. Kendi evinde de berabere kalmıştı Kızıl Yıldız'la birlikte. Deplasmanda bir burada Ludogorets'in kendi evinde kaldığı beraberlik mücadelesi büyük bir kayıp. Braga'ya mağlup olmuştuk. Şu an kendi evinde oynayacak. Biraz daha zaten Midland takımının genel kimyasına takım kimyasına baktığımız zaman da Danimarka ligine de baktığımız zaman da genellikle ofans futbolunu sergiliyor. Braga'ya karşı da ben gol atmasını bekliyorum. Braga'nın da mücadelede gol ataraktan da her iki takımın da karşılıklı golleriyle bir mücadelenin tamamlanmasını bekliyorum. KG varı değerlendirecekler. 1.54 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. Hepinize bol şanslar. Kopenhag mücadelesini aldım Bratislava ile birlikte. Şimdi pardon şöyle Aynen. Kopenhag takımı arkadaşlar zaten bu maçta ağır olarak favori gösterilmiş. 1-13 gibi oran açmışlar. Arkasında Bratislava ile Pauk geliyor. Lincoln Red takımı Cebeli Tarık ekibi. Açıkçası bu sezon iyi işler çıkarttığını düşünüyorum ben Avrupa'da. Çok da iyi başlamasa da 0 puan çekse de oyun olarak da şöyle iyi işler. Tecrübe kazanma anlamında iyi işler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Cebeli Tarık'ın zaten ülkesini biliyorsunuz nasıl bir futbol sergiliyor. Oradan gelip Avrupa'da burada grup mücadelelerinde yine güzel bir başa baş mücadele geçirdi çoğu maçında. Burada Kopenhag'a karşı oynayacaklar. Kopenhag bence oran zaten açmamışlar. Şöyle bir tercih yapabiliriz diye düşündüm ben bunu. İlk yarıdan galip gelen taraf Kopenhag takımı olabilir. Yani nasıl oran çıkartırım diye baktığım zaman da ilk yarı 2 olarak 1.46'dan idealden öneriyi yapabilirim diye düşündüm. İsteyenler burada Kopenhag'ın ilk yarıdan galibiyetini değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar. Bratislava ile Pavok mücadelesi. Pauk takımına baktığımız zaman da gruptaki kan çıkacak maçlardan bir tanesi bu. İlk mücadeleye baktığımız zaman zaten 1-1 gibi bir skorla beraber bitti. Burada da eğer bir takım gol atarsa mutlaka diğeri de baskıyı, kur baskıyı kuracaktır diye düşünüyorum. O yüzden burada yani çok güzel bir KG var maç olarak görüyorum. Her iki takım da burada zaten biraz daha tempolu oynasa da dediğim gibi ilk golün gelmesi önemli benim için burada. İlk gol geldiği takdirde diğer goller de gelecektir diye düşünüyorum. Çok fazla sıkıntı yaşamayız gol kısmında umarım. Buradan ilk takımın atacağı golü değerlendirdim. KG var olarak benim en sevdiğim bahis seçeneği zaten bu arada KG var seçeneğidir. Değerlendireceklere bol şanslar. ile Tottenham mücadelesi bu maçta güzel bir maç olacaktır. Tottenham Conte şöyle bir açıklama yaptı. Biz burada rotasyona gitmeyeceğiz şekilde yani mesela mesela Ajax Teknik Direktörü de aynı açıklama yaptı. Fakat rotasyona gitmiş. Maç başlayacak birazdan bir saat sonra. O rotasyona gitmiş bazı bazı oyuncularda mesela Haller mücadelede yok mesela. Tottenham da burada. Conte ne kadar da rotasyona gitmeyeceğiz dese de rotasyona gidebilir diye düşünüyorum. Muray oynayacak. Grubun en zayıf halkası zaten. Tottenham biraz isterse bu mücadeleyi kazanır. oran zaten açmamışlar ki şöyle değerlendirme yapalım. Yine ilk yerden gelecek galibiyeti mi değerlendirsek diye düşündüm. Yani değerlendireceksek öyle bir değerlendirme yapabiliriz. Onun da oranı 1.41 gibi ideal bir oran açmışlar. E Konteyner'in o açıklamasına güveniyorum açıkçası. Biz burada ideal kadromuzla sahada olacağız şeklinde açıklama yaptı. Kane son gibi isimlerde oynarsa burada Tottenham takımı galip gelebilir diye düşünüyorum. 1.41'den idealden değerlendirdim. Ki grup aşamasında da baktığımız zaman da yani öne geçmesi bir Öne geçmesi lazım açıkçası. Ren maçına bağlı. Burada ikinci olursa playoff oynayacak. Playoff'lardan geçebilecek en güçlü takımlardan bir tanesi Tottenham zaten. Fakat kalmak istemeyeceklerdir. Galip geleceklerdir muhtemelen. Ama önemli olan buradan ilk yerden girecek galibiyet olması lazım. Bol şanslar. PSV Graz mücadelesi. Normalde herkes gollere yönelmiş. Fakat sanırım eksiklere bakan olmamış bu mücadelede. Ben tahminciye baktım. Burada 2.5 üst vermiş. Millet 5-1 skor bekliyorum yazmış. Fakat eksiklere baktığımız zaman da Gakpo yok. Zavi yok. Maduike'nin zaten sakatlığı var. O yok. Yani hücum hattı zaten sakat burada PSV takımının. Ben yani maçta 5 gol çıkmasını beklemiyorum. Ben burada PSV'nin yeneceğini de biliyorum. Ki yenmek zorunda. Deplasmanda zaten o kadar şey yaptı. 4 tane mi 4-1 mi ne bitti. Burada aynı şekilde PSV kendi evinde oynayacak. Ben şu millet tam tersine çok gollü bir maç beklemiyorum ben bu mücadelede. 4.5 altında bir PSV galibiyeti gelir diye düşünüyorum. Çünkü hücum hattında Zavi'nin, Gakpo'nun ve Maluken'in eksikliği zaten normalde 4-3-3 şeklindeki 3 adamı zaten ilerideki oynamayacak burada. Maluken'in sakatlığı vardı. İleri hatta mu oynayacak burada. Vinicius oynayacakmış. Doğan diye bir isim oynayacak aynı şekilde. Kazanır. PSV kazanmak zorunda. Fakat ben 4.5 altında kalır diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.38 değerlendireceklere böyle bir ideal tercih sunabilirim diye düşündüm. Değerlendireceklere bol şanslar. Frankfurt'la Antwerp takımı muhtemelen burada arkadaşlar Frankfurt kazanacak. Ki ben kazanmasını da bekliyorum. Çünkü gruptaki maça baktığımız zaman da grubun en zayıf halkası ile oynuyor. Bu maçı alırsa garantiliyor kesin olarak çıkmayı. Frankfurt takımında sevdiğim bir takım açıkçası. Korner atsalar korner değerlendirecektim. Mutlaka şunu sunayım. İlk tercihim burada korner olacak. Nasıl bir korner olacak? İlk yarıdan gelecek Frankfurt'un korner üstünlüğü olacaktır. Çünkü Frankfurt takımı etkili oynayacak ve kanatları çok kullanıyor. Özellikle Frankfurt takımında Filip Kostic'e ayrı bir parantez açmak lazım. Son zamanlarda takımı sırtlayan takımda hatta maçlara baktığımız zaman da genellikle maçın adamı Kostić oluyor Frankfurt takımında. Solda oynayacak burada. Kursiç tarafından da çok yüklendiği için takım sol kanattan korner de çıkıyor açıkçası. Ki baskılı oynayan taraf Frankfurt olacaktır. İlk yarıda en çok korneri Frankfurt takımı kullanır. Bakın yazın oran açmamışlar. Fakat gelmesini bekliyorum. Ben yarın yapacağım bir kombine de değerlendireceğim. Oranlarına göre tabi oran daha açmamışlar. Onun dışında Frankfurt galip gelecektir. Burada 3-0 gibi bir skor yazıyor benim ekranımda. Frankfurt 3, Antwerp 0 yazıyor. Değerlendirdim listeden. Ben 1 bir buçuk üstten ziyade 4.5 buçuk altı her zaman tercih ediyorum. Yine Frankfurt takımı galip gelir fakat 4 buçuk altında galip gelir diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Bu alternatif bir tercihim olsun. Korner açılmadığı için. Olympiakos Fenerbahçe mücadelesi. Bu maçtan önce katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Katıl Telegram grubunda nasıl canlı bahisler veriyoruz ondan bahsedeyim kısaca. Şöyle Bayern Münih mücadelesiyle aşağı doğru ineyim. Mesela burada Bayern Münih mücadelesine dün erken senat mücadelesiydi. İlk yerden ben 2 gol geleceğini söylemiştim ki zaten maç güzel geçiyordu. Ben maçı zaten izliyorum. Maç görüntüleri de atıyorum. Mesela nowhere buradan vuramadığı bir top var. Enteresan bir şekilde şans yanımızda değildi. İlk yarı bir buçuk üst tercih zaten. Son dakikada geldi. Kiev penaltı bekliyor ki ben burada penaltı verilebilirdi belki. Ufak bir ayağına basmış. Ben vermediği şekilde söyledim ki burada Kiev macerasında ilk kere 1.5 üst geldi. Bir tercih daha yapmıştım. Bu maç 3.5 üst olur şekilde önermiştim. İlk kere bitti takdirde oranı güzeldi. 1.55 falan oranı vardı. Bu tercihimiz gelmedi. Fakat şöyle güzel bir oran yakaladık ve telafi ettiğimizi düşünüyorum. Kiev'in atacağı bir golü değerlendirdik. 2.15 gibi oranı vardı. Kiev çünkü güzel geliyordu o maçta. 3.5 üst gelmese bile burada Kiev'in atacağı bir golden güzel bir şekilde 2 orandan değerlendirdik. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım bugün de aynı şekilde canlı maçlarımız olacak. Devam edeceğiz diyerekten de geçiyorum. Telegram grubuna gelmek istiyorlar zaten. Abone ol tuşundan da katılırlar. Katıl tuşundan gelebilir. Onun dışında Instagram'dan da iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim fener maçını. Fenerbahçe'de Kim Mice ve Berke son maçın adamı oldu bildiğiniz üzere. Yine güzel bir mücadele çıkacaklardır. En azından moralli çıkacaklardır Fenerbahçe burada mücadeleye. Olimpiyakurs ilk maçta 3-0 galip geldi. Fakat ilk maçı izleyenler varsa Fenerbahçe'nin kaç tane net pozisyonu harcadığını yani Valencia'nın o kadar güzel kaçırdığı pozisyonlar vardı ki Fenerbahçe çok güzel pozisyonlar kaçırdı. Burada Berisha oynayacaktır. Yine hücum hattında. Ben burada Fenerbahçe'nin atacağı bir golü beklerim. Fenerbahçe burada karşılık verecektir bence. Olimpiyakos da atacaktır. Üste de gidebilir fakat birbirine de kalma şansı da var bence. Fakat ben burada Olympiakos tarafından olsam bile yani Olympiakos kazanmaya daha yakın olsa bile Fenerbahçe'nin de bir gol atmasını bekliyorum. Çünkü biraz daha moralli olacaktır Fenerbahçe takımı. Şans biraz yanımda olursa, yanımızda olursa burada Fenerbahçe takımı bir tane gol sallar diye düşünüyorum. İdealden bir KG var. 1.55 gibi orandan değerlendirdim. Onun dışında yüksek oran tercih olarak şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Avrupa takımlarımızı tabii ki destekliyorum. Fakat burada bir hem sağ avantaj var. Hem de ilk maçta bildiğiniz üzere Fenerbahçe o Olympiakos nasıl sevindi? Bir olaylar olmuştu. Yunanistan falan açıklama yapmıştı sanırım. Bir olaylar olmuştu ilk maçta. Onun da hıncını böyle biraz daha gazlayabilirsek bizim o Türk oyuncuları. Fenerbahçe'nin burada gol atması zaten normal olacaktır. KG var tek tercih olarak değerlendirelim geçelim. Bodo Glimp ile ÇSK Sofya mücadelesi. Bodo arkadaşlar o iki sezon önceki Bodo'nun havasını vermeye başladı. Ligde de değerlendirdik son maçında. 1 ve 3 üst olarak idealden değerlendirmiştik ki ka zaten kazandı. Hem katıl grubunda verdik hem de zaten YouTube tercihlerinde bahsettim ben bu mücadeleyi. Bodo yine aynı şekilde burada gollü maçlara imza atmaya devam eder diye düşünüyorum. Bulgaristan ekibi CSKA Sofya normalde takım kimyası olarak biraz daha defansif bir takım. Fakat Bodo'nun o hücum oynayışı CSK'yı da oyuna katabilir. Yani CSK tarafından da gol gelebilir. Bu mücadele bence üste gidebilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler burada 2.5 üstü 1.43 gibi orandan değerlendirme yapabilir. Renders Kuluj mücadelesi 1.95 gibi oranı var şu an. 1.89'du 15 dakika önce Renders'ın Kuluj'la oynayacaklar burada. Gruba baktığımız zaman da şöyle bir şey göstereyim sizlere. E, Renders'ın kazanması lazım. Daha istekli olması lazım. Fakat oranı neden artmış anlamıyorum. Bu tüpçü zaten her şeyi kaldırıyor. Birini indiriyor, birini kaldırıyor. Ben çözmüş değilim. Burada Renders takımının e, biraz daha istekli olmasını bekliyorum. Kendi evinde olmasından dolayı. Renders burada bence şöyle bir tercih yaptım. Benim ilk gol tercihlerimi bilirsiniz. Biraz meşhurdur. Sevilla'nın mesela dün galibiyetinden ziyade ilk golünü aldık. İlk golü zaten erken dakikalarda at atabileceğini de söylemiştim ki ilk yerden geldi zaten ilk gol. Burada ben yine ilk golü Rangers takımının atmasını bekliyorum. 1.63 oranı vardı. 1.65'e kadar yükselmiş. Değerlendirecekler 1.65 gibi oranlar Rangers'ın atacağı ilk golü değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Şimdi baktığımız zaman bir kombine önerisi yapsak nasıl kombine önerisi yaparız diye düşünüyorum. Bir tane ideal kombine önerisi çıkardım. 10 tane maç var. Mutlaka kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle eee Ekrana gelsin hadi. Hemen ekrana koyuyorum bir saniye. Kombine önerimiz burada Midland mücadelesi ile Frankfurt mücadelesi olsun arkadaşlar. Frankfurt'un ilk kere en çok korner ev sahibine girecektim. Fakat oran açılmadığı için burada ben de şu an daha taze oluşturdum bu kombini. Frankfurt'un direkt maç sonu galibiyetini aldım 1.28 gibi orandan. Midland mücadelesine de 1.55 gibi orandan KG var olarak değerlendirdim. Midland'ın kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Braga'nın da karşılık vermesini bekliyorum. Güzel tempolu bir mücadele olur diye düşünüyorum. Sizlere önereceğim kombine bu olsun. Beğenilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. 300'ün üzerinde geldiği için ben sizlere kombin önerisi olarak bu da öne değerlendirme yapmayı devam edeceğim. Çok teşekkürler. Kombin önerisi olarak da bunu ideal eden iki orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.